Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İran, İsrail'e saldıracak mı, saldırmayacak mı? 1 Nisan'dan beri bu sorunun yanıtı bekleniyor. İsrail tarafına bakarsak ciddi bir alarm durumu var. İsrail içerisinde İran'ın saldırması ve buna paralel olarak bir tırmanışa hazırlık var. Sanki İsrailli yetkililer İran'ın misilleme yapma ihtimalini gizlemiyorlar, bunu bekliyorlar. Bir tarafta da dışarıda... E, pek çok yerde e, elçiliklerde ve konsolosluklarda önlemler alındığı, tahliyelerin olduğu söyleniyor. Hatta Arap medyasına bakacak olursak İsrail 29 ülkede elçiliklerini ve konsolosluklarını tahliye etti. Tabii tam olarak rakamını bilmiyoruz ama İran'ın menziline giren ülkelerde bir önlem alınması çok e, şaşırtıcı değil. E, bu beklenen bir şey. Ne oldu da bu gerilim yaşanıyor? Kısa bir hatırlatmada bulunalım. 1 Nisan'da Şam'da İran konsolosluk binasında İranlı yetkililer öldürüldü. İsrail F-35'lerle 6 füze attı ve burada 7 kişi yaşamını yitirdi İranlı olarak. Ayrıca Suriyeliler de var. Ölenler arasında Suriyeliler de var. Tu General Muhammed Hacı Rahimi ve Tu General Muhammed Rıza Zahidi burada e, üst düzey komutanlar olarak kayıplar arasında yer alıyor. Zahidi oradaki en üst düzey yetkili, Rahimi de onun yardımcısı, diğerleri de subay. İran Devrim Muhafızlarında subay. Son yayınımda İran'ın bunu nasıl tartıştığını, yaptığı uyarıları aktarmıştım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yanıt hakkının saklı tutulduğunu bildirmişti. Bunun yanı sıra Amerikan tarafına da Amerika'nın bundan sorumlu olduğu iletildi. İsviçre üzerinden malum Tahran'da İsviçre aynı zamanda Amerikan çıkarlarını temsil ediyor. Aradaki temas trafiğinde resmi mesajlaşmalarda bu kanal kullanılıyor. Ama Umman üzerinden de bir mesaj iletildiği belirtiliyor. İranlı kaynaklara bakılırsa bu mesaj Amerikalılara İsrail'e misilleme yapılacağı, bunun kaçılmaz olduğu Amerika'nın buna karışmaması gerektiği söylendi. Aksi halde Amerika'nın bölgedeki hedeflerinin, üstlerinin de hedef olabileceğine dair bir uyarıyı içeriyordu bu. İddiaya göre Amerikalılar da yani bir anlamda biz bu işte yokuz. Yani kesinlikle işte Amerikan hedeflerinin, Amerikan çıkarlarının hedef olmaması yönünde bir talepte bulunduğu yönünde. Bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz ama bir mesajlaşma trafiği var. Olası bir misillemenin olgunlaştırılması da diyebileceğimiz bir süreç işleniyor ya da devam ettiriliyor. Şimdi herkesin gözü bugün Kudüs günündeydi. Malum İran İslam devriminden sonra 79'daki devrimden sonra Ramazan ayının her son Cuma'sını e, Dünya Kudüs günü olarak anıyor, büyük gösteriler oluyor kentlerde vesaire. Bugün de bu gösteriler ve etkinlikler tabii ki bu cenazeler nedeniyle çok daha özel bir şekilde anıldı. Cenazeler kaldırıldı. Tahran'da Firdevsi meydanındaki cenaze törenine dini lider Hamaney'den komutanlara varıncaya kadar bütün İranlı yetkililer katıldılar. Burada sert mesajlar verildi. Fakat İranlı yorumcular buradaki mesajların aslında birkaç gündür beklenen İsrail'in doğrudan İran topraklarından vurulması yönündeki beklentiyi düşürdüğünü öngörüyorlar. Ama tabi bunda bir öngörü olduğunu, kesinlik olmadığını da ifade etmek gerekiyor. İran'ın misillemeyi iyi kalibre edeceği, zamana yayacağı gibi bir takım öngörler söz konusu. Nihayetinde geçmişte de çok sayıda önemli isim devrim muhafızlarından İsrail tarafından öldürüldü. İsrail'in son yıllarda en az 40 tane kayda geçmiş saldırısı var. Yani suikast diyebileceğimiz saldırısı var. Bunlar bir şekilde stratejik sabır dedikleri kendini tutma stratejisinin sonucu olarak doğrudan İran tarafından yanıtlanmadı. Yani Kasım Süleyman'ın Amerikalılarca öldürmesine verilen bir misilleme saldırı var. 50 kadar balistik füzeyle Irak'taki El Asad üssü vurulmuştu fakat e, bu da orada hani can kaybına neden olmadığı için danışıklı bir şekilde yapıldığı yönünde çıkarımlara yol açmıştı. İranlar bunu kabul etmiyorlar. E, çünkü burada yüzün üzerinde Amerika'da asker beyin yaralanması ile işte tedavi gördü görmeye devam ediyor vesaire. Şimdi neyse şimdi bu misillemeler bu sefer birazcık daha ciddi. Bunun ciddiyete binmesinin birkaç nedeni var tabi. Yani İran içeride çok baskı altında. Yani son birkaç ay içerisinde Şam'dan çok sayıda cenaze geldi önemli isimler burada kaybedildi. Tabi bu cenazeler herkesin gözleri önünde. Ee, ve de İsrail de artık e, bu saldırıları göstere göstere yaptığı için e, e, İran tarafı sürekli retorini yükseltiyor, bunların cezasız kalmayacağını söylüyor ama cezasız kaldığına dair toplum içerisinde bir şey var, e, bir algı var ve bu e, giderek artıyor e, ve yönetim üzerinde de baskıyı da tırmandırıyor. Yönetim bir anlamda köşeye sıkışıyor. Yani bir taraftan. İran'ın kendi ulusal çıkarları, işte öncelikleri var. Savaşa girmemek bu önceliklerin başında geliyor. Diğer taraftan da direniş ekseninin lider ülkesi olarak sözün arkasında durması, itibarını koruması, caydırıcılığını koruması ve de tabii ki ülkenin burada şey söz konusu. Yani bir diplomatik temsilciliğe, diplomatik binaya saldırı savaş nedenidir. Buna yanıtsız bırakması her açıdan İran'ın itibar aşınmasına neden oluyor. Bu da baskıyı artırıyor. Bugünkü gösteri demeyelim de anma töreninde tabii önemli isimler de vardı dışarıdan. Hizbullah temsilci gönderdi. Nebil Kavuk Hizbullah yetkilisi olarak oradaydı. İslami Cihat Genel Sekreteri Nahale de oradaydı. Yanılmıyorsam Nahale zaten... Birkaç gündür e, ya da birkaç haftadır e, en azından Mart'ın sonundan beri Tahran'da e, çünkü İsrail'in bu saldırısından hemen öncesinde Hamas lideri Haniye ile e, İslami Cihat lideri e, Nahale'nin e, İranlı yetkililerle görüşmeleri vardı. Hatta bu saldırıyı ona bağlayanlar var. Bu saldırıyı ayrıca başka bir şeye de bağlayanlar var o da. Eylat Limanı'nda İsrail deniz üssü yani donanması insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradı. Bunu Irak'taki İslami direnişin yaptığı söyleniyor. Haliyle bu saldırının ve de Tahran'daki görüşmenin arkasından böyle bir Şam'da saldırı olunca da bunu birbirine bağlayanlar da var. Burada... Ee, hani İran'ın ne yapacağına dair bir durum ee, işte Kudüs e, gününden sonra bir e, misillemenin geleceği yönünde tabii misillemenin nerede olacağına dair de çeşitli spekülasyonlar söz konusu. Doğrudan İsrail'in vurulması ya da İsrail'in dışarıda herhangi bir diplomatik temsilciliğin vurulması gibi bir takım şeyler konuşuluyor. Bunun yanı sıra vekil güç diye isimlendirilen ama bu ifadeyi daha önce defalarca söylemişim söylemişimdir. İranlılar kabul etmiyor. Ee, dereniş eksenindeki güçlerin de hani İsrail'e saldırılar yapacağı, zaten hali hazırda olan saldırılar var. Bunların da olacağı, artacağı söyleniyor. Bu minvalde Hizbullah e, çok önemli bir yerde duruyor. Bir de bu öldürülen devrim muhafızları komutanı Zahid'i doğrudan Hizbullah'la ilişkileri de yürüten isimdi haliyle Hizbullah bu saldırıda e, çok sert bir yanıt verdi. Bugün Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın açıklaması oldu. İsrail'in İran konsolosluğuna saldırısı bir dönüm noktasıdır dedi. E, ayrıca İran bugün, yarın ya da bir hafta sonra ne zaman bilmiyorum ama kesin yanıt verecektir. E, bu tabi İran tarafı için söyleniyor ama Rublan cephesi açısından da dediği şey şu, İsrail bizimle savaşa girerse biz de İsrail'e İsrail'e savaşa gireceğiz. E, gerçek gücümüzü daha göstermedik. Bu e, bir e, dinleyici arkadaşlardan gelen bir soru da vardı. Yani orada ben geçen yayında e, İsrail'i yoracak bir strateji izleniyor demiştim. Bunun ne anlama geldiğini sormuş arkadaşımız burada e, angajman kuralları çerçevesinde Hizbullah Gazze ile e, dayanışma sergilerken kuzeyde yani İsrail'in kuzeyinde Lübnan'ın da güneyi oluyor tabi buralarda İsrail'in üstlerini radar sistemlerini vesaire e, vurarak e, İsrail'in e, buradaki güçlerini Gazze'ye e, göndermesini engelliyor. Yani e, burada ciddi anlamda bir askeri e, askeri varlığı İsraye tutmak zorunda kalıyor. Bunun ötesinde de e, Lübnan'a karşı e, hani Hizbullah Lübnan'a karşı olası bir savaşta neler yapacağını gösteriyor. İsrail'in hava savunma sistemini çözüyor tabirca ise. E, bu atışlar saldırılar e, tabii ki karşılıklı devam ediyor. İsrail angajman kurallarını daha da genişletse de nihayetinde Hizbullah şunu söylüyor ben hem Lübnan donanmasının hem Lübnan'daki kara birliklerinin önemli ölçüde kuzeyde kalmasını sağlıyorum. Bunun dışında kuzeydeki yerleşimciler göç etti. Bu da İsrail açısından çok ciddi bir sonuç. Ve tabi İsrail'in askeri kayıpları da var. Bunların videoları yayınlanıyor. Çok sayıda radar sistemi üst vuruldu. Bunların hepsi teker teker videolandı ve yayınlandı. Bunlar İsrail açısından ciddi kayıplar ve İsrail'i bir anlamda hani burada tutuyor ve e, İsrail'i geriyor açıkçası. Şimdi tabi İran'ın da belirsizlik politikasıyla yani vuracağız, misilleme yapacağız derken de aslında e, burada e, İsrail'i felç eden e, yani sinir sistemlerini bozan e, bir sonuç e, elde ettiğini de söyleyebiliriz. Şimdi e, bu tabii ki İran içerisinde de e, çok ciddi anlamda bu meseleler Konuşuluyor, tartışılıyor. Bazıları diyorlar ki, yani hemen çevrede füze sistemlerinin rahatlıkla erişebileceği hedefler var. Buralar vurulabilir. Yani buralar e, vurulur derken e, işte e, neler var çevreye baktığımız zaman e, Azerbaycan e, hemen ilk akla gelen ki bunu bir milletvekili açıkça bir şey açıkça söyledi. Bunun dışında Türkiye'nin adı geçti Ürdün. Ondan sonra e, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn buralarda elçilikler var. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri çok tabii ki en yakın hedeflerden birisi Abu Dabi'de İsrail elçiliği, Dubai'de de İsrail konsolosluğu var. E, Tabi İran'ın hani olası misillemeleri buralardan herhangi bir yere yapma ihtimaline karşı ortalık fena halde karışacak ve Amerika'nın dediğim gibi hani buna sessiz kalmayacağından hareketle Amerika'nın üstlerinin bulunduğu yerlerde tabii ki hedef olabilir. Bu e, ileri bir senaryo. Şu anda hani bu sadece olursa olursa şu olur şeklinde giden bir e, böyle zincir. E, ancak bunun etkisini biz hemen görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Mesela Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, e, Umman ondan sonra bu ülkeler hızlı bir şekilde İsrail'i kınadılar. E, dikkatimi çeken yani gelip kınama e, görmedim ama Bahreyn. Kınamadı. Bunun dışında diğer Körfez'deki ülkelerden kınamalar geldi. Katar en büyük üste sahip. Emirliklerde üsler var. Suudi Arabistan'da da var. Körfez Savaşı'ndan sonra değişen bir durum olarak. Şimdi bu ihtimale karşın İsrail medyası da şöyle bir haber geçti. Tel Aviv Amerika'ya bir mesaj gönderiyor. Diyor ki e, İran kendi kendi topraklarından İsrail'e saldırı düzenlerse buna yanıt vermek zorunda kalabiliriz. Amerikalıların ne dediğini bilmiyorum ama Amerikalılar daha doğrusu Biden yönetimi şu sıralar Netanyahu'yla kavgalı. Netanyahu laf dinlemiyor, söz dinlemiyor. O yüzden de hani e, yani yalnız kalırsın şeklinde bir şey beklenmez de Hani en azından işte off the record bazı uyarılarda bulunmuş olabilirler. Ancak tabii ki Amerika'nın resmi politikası İsrail'in sonuna kadar yanında durmak, arkasında durmak, İsrail'in güvenliğini temin etmek. O yüzden de Filistin'deki savaşan aktörler, Hizbullah, İran, bütün bu cephe hattı İsrail ile Amerika'yı ayrı ayrı değerlendirmiyor. İkisi birbirinden farksız, bu bunun arkasında Amerika var diyorlar. Şimdi İran'da tabii ki bu meseleler ciddi anlamda tartışılıyor. Çok sayıda tartışma var. Bir taraftan da yani misillemeyi savunanlar diyorlar ki, mesela bunun arasında Mehdi Muhammed'in açıklaması dikkatimi çekti. Meclis başkanı Kalibaf'ın yardımcısı kendisi diyor ki İsrail'in İran'la çatışmayı göze alamayacağı çok aşikar haliyle savaş savaş çıkar ya da İran bu savaşın içine sürüklenir diye bir korkuya sarılmanın ya da bunu kullanmanın anlamı yok yani misilleme yapılmalı diyor açık bir şekilde. Bunun dışında mesela Ayatullah Haşim Hüseyini eee Direnişin Merkezi İslam Cumhuriyeti hele şu dönemde zayıflık gösteremez diyor. Yani bu zayıflık daha da fazla İsrail'in şımarmasına neden olur şeklinde bir analiz bu yorum. Bunun dışında devlet televizyonunda bir yorumcu Mehdi Haratiyan diyor ki hiçbir şey yapmaz isek Tahran'daki en üst düzey yetkililerin suikasta uğramasına da o zaman hazır olmalıyız diyor. Bu, bu minvalde yeter artık diyenler seslerini yükseltiyorlar ve heenin stratejik sabır konseptinin kendini tutma siyasetinin bir eylemsizlik ürettiğini ve bir bunun içinde bir bahaneye dönüştüğünü söylüyorlar yani Karşılık veremeyen bir e, siyasi yapı var. Bunun bahanesi de stratejik sabır. E, bunun sözlü olarak savunması da böyle. Bunu dile getirenleri görüyoruz. İsrail'in bu siyasetin nihayetinde İsrail'in cüretkarlığını daha da artırdığını not ediyorlar. Şimdi e, fakat e, sonuçta e, dediğim gibi herkes e, aynı fikirde değil. Mesela İran Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu eski başkanı Haşmetullah Felahat Pişe o da aksi bir duruş sergiliyor. Bir kere yani İran'ın mevcut çerçeve içerisinde zaten direniş ekseniyle birlikte İsrail'le mücadele ettiğini, İsrail'in yanıt pardon İran'ın yanıt verme kapasitesinin sorgulanamayacağını söylüyor. Yani buna gücü vardır dedikten sonra şu noktaya vurgu yapıyor. Diyor ki savaş sırasında eylemden yoksun sloganlar atmak ülkenin sıcacık gücünü zayıflatır. Eylemsiz sloganlar Siyonistleri daha kibirli hale getirmiştir. Bu tehlikeli tuzağa düşmemelidir diyor İran. Burada aslında yönetimin de sorumlu olduğu bir şeye işaret ediyor. Çünkü bu söylemleri ve beklentileri yükselten aynı zamanda yönetim. Yani her seferinde ee, İran güçlü bir ülkedir, gururlu bir ülkedir, ee, İran bu şekilde tehdit edilemez, İran yanısız bırakmaz deniliyor. Ama e, nihayetinde e, her seferinde cenazeler geliyor. Şam'dan ardı ardına o kadar fazla cenaze geldi. Bunlar üst düzeyi komutanlar. Bunun dışında e, İsrail, İran içerisinde de bir takım e, e, suikastlar düzenliyor, ya da düzenletiyor çok sayıda. İran'da stratejik tesisler hedef alındı, sabotaj eylemleri oldu. Bunlar da şöyle ya da böyle karşılıksız kalıyor. Şimdi devam edelim Felahat Pişen'in açıklamasına. Diyor ki yani İran'ın İsrail'e karşı ağır askeri önlemler alabileceğini söyleyerek, belirterek Devam ediyor. Diyor ki bu Netanyahu'nun savaşı genişletme stratejisindeki hedefleri sağlayacak şekilde olmamalıdır. Savaş olmadan Netanyahu siyasi bir kadavradır. Bu bu suikast Netanyahu karşıtı gösterilerden hemen sonra yani gerçekleştirilmiştir diyor. Yani şeydeki Şam'daki suikastı kastediyor. Yani burada Netanyahu'nun bir gerilim aradığına işaret ediyor, çatışma aradığına ve İran'ın yapacağı misilleme ile birlikte hedefini tutturacağı, hedefine oluşacağını söylemeye çalışıyor. E, tabii ki yani misilleme yapılmasından ziyade misilleme savaşı kışkırt Çıkmayacak şekilde yapılsın diyenler birazcık daha ağırlıkta. Böyle yani böyle düşünenlerin bir takım çekinceleri var. Yani İran'ın bu savaşa sürüklenmemesi gerektiğini düşünenlerin stratejik sabrın altını doldururken nelere dikkat edilmesini gerektiğini söylüyorlar. Onları da birazcık paylaşmak istiyorum. Ee, şimdi bu çekincelerin tabi başında Netanyahu'nun tuzağına düşmemek var. Netanyahu şu anda yalnızlaşıyor. Amerika ile arası açılmış durumda. Uluslararası toplumdan tepki almaya başladı. En büyük destekçileri bile artık Netanyahu uyarıyor. Son uluslararası alandan 7 e, insani yardım e, çalışanının eee fütursuzca öldürülmesi ki bunlar arasında Amerikalı, e, İngiliz, e, Avustralyalı, Polonyalı eee yardım gönüllüleri ya da yardım çalışanları da var. Bundan sonra işte çok sayıda yerden Netanyahu'ya ciddi uyarılar gelmeye başladı ve içeride de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor. E, savaştan e, aslında hedeflediği ya da ilan ettiği e, hedeflerden hiçbirisine ulaşamadı. Yani Gazze yerle bir etti. E, 30 binin üzerinde insanı katlettiler. E, 75-80 bin insan yaralı. Ama sonuç itibariyle İsrail devleti bütün yetkililerin el birliğiyle, az birliğiyle ilan ettiği hedeflerin hiçbirisine ulaşamadı. Şimdi böylesi bir tabloda Netanyahu sorgulanırken, Netanyahu meseleyi İran, İsrail arasında bir varlık yokluk savaşına dönüştürmek istiyor. Veya işte İran, soykırım hedefi güdüyor diyerek uluslararası toplumu destekçilerin yeniden arkasına dizmek niyetinde. O yüzden de İranlar diyorlar ki bu tuzağa biz düşmeyelim. Dikkatleri Gazze'deki soykırımdan bizim üzerimize çekmeyelim vesaire. Bunun dışında tabii ki Amerika ile temaslar var, e, konuşmalar, e, diyaloglar devam ediyor pek çok konuda. Yani nükleer dosya bunların içerisinde de yer alıyor. Bu temaslar e, hem e, işte yani e, tabii ki Amerika'da da bir geçiş dönemi de olacak, e, belki iktidar değişecek, ne olacağını bilmiyoruz ama bu temaslar önemseniyor. E, bunun dışında e, tabii İran'ın ekonomik olarak e, durumu değil. Böyle bir savaşı kaldıramaz. E, bu savaştan bu yüzden de kaçınıyorlar. E, büyük bir savaş İran açısından yıkıcı olacaktır. Uluslararası ticaret e, büyüyecek. Halihazırda İran zaten Batı'da e, işte ambargolarla karşı karşıya bunu kırmaya çalıştı. Bunu şimdi Körfez'deki ve başka Arap ülkelerindeki ilişkileri tamir ederek yani şey yap ilişkilerini normalleştirerek bu tezide önemli ölçüde kırdı, kırmaya devam ediyor. Bütün bu süreçlerin bozulmasını istemiyor. Bir tarafta Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle temaslar var. Bu temaslar kuşkusuz Gazze savaşında bir de, sınava girdi. Sonuçta e, bu körfezdeki ülkeler İran'ın e, öteden beri işte Filistin meselesine ilgisini istemiyorlar. E, hatta şimdi mesela Şarkul Efsat'ta bir yazı çıktı. Orada genel bakışı anlatıyor. Diyor ki yani, Orta Doğu'da iki tane Orta Doğu var. Bir tarafta İran gibi böyle hani çatışma arayanlar, diğer tarafta da e, işte e, yapay zekaya önem veren, işte barışa önem veren bir kanat var. Aslında bu tam bir üçkağıtçı bir tanımlama işin açıkçası. Sonuçta bu mesela Filistin'le ilgili 75 yıldır devam eden işgal ve soykırımla ilgili yani e, birileri yapay zikaya geçti diye bu mesele kendiliğinden kapanmaz. Kapanmıyor da. Bu tamamen bir retoriktir ama ben e, bu bunun nasıl ele alındığını ve de İran'ın bölgedeki varlığının hangi zeminde e, bir şekilde tartışmak istediklerini e, anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta Gazze'deki e, bu çatışmalar başlarken yeni 7 Ekim Aksa fanı ile birlikte pek çok e, Arap ülkesi ya biz İsrail ile barışıyorduk anlaşmak üzereydik ve bazılarımız da anlaşmıştı bu bizi sabote etti şeklinde bir hisse kapıldı. Tabii ki İran'ı da bu bağlamda Filistin'deki e, direniş güçlerini desteklediği için de suçluyorlar. E, bu bakış açısı e, bu şekilde yazılarla da bugün karşımıza çıkıyor. Yani Filistin ile ilgili olarak gerçek net tutum sergilemek yerine burada durumu çarpıtan bir yaklaşımı tekrarlıyorlar, üretiyorlar vesaire. Şimdi İran bu ortamı da çok iyi bildiği için herhalde yani işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile vesaire başlayan bu normalleşme, gerilimi düşürme, komşularla yeni bir konsepti yakalama konusundaki tercihini bozmak istemiyor. Bu çatışma çıkarsa haliyle bu işler sarpa saracaktır. Ta İran-Irak savaşında olduğu gibi Körfez İran'ın tam karşısında cephe hattında hemen karşısında yer alacaktır. O yüzden de hatırlarsak Saddam Hüseyin'e 35 milyar dolar savaş finansmanı sağlayan bir Körfez vardı 8 yıl boyunca. O yüzden işte Saddam... Ee, işte bu, bu, daha sonra on, onları da hani kuvveti işgal ederek e, onlara da bir şekilde kükremişti. E, bunlar tarih geçmiş ama bunun arka planında e, bir takım hesapların olduğunu ve bu düşmanlıkların yeni olmadığını vurgulamak için bunları söylüyorum. Bunun dışında e, İran, e, İran arkasında İsrail'in olduğu gibi bir e, bir blok yok, bir güvence yok. Yani İran'ın e, ortakları var. İşte mesela Çin Rusya ile ilişkiler gelişiyor vesaire ama Çin ya da Rusya'nın ortaklığı İran açısından bir savaş sırasında müttefiklik ilişkisi doğurmuyor. Mesela Suriye'de eğer İsrail rahatlıkla İran hedeflerini ya da Suriye ordusunun mevzilerini rahatlıkla havaalanlarını vesaire bombalıyorsa füzelerle vesaire burada Rus savunma sistemi devreye girmediği için rahatlıkla bunu yapıyor. Çünkü orada Rusya ile İsrail arasında Başka bir ilişki var, işte Rusya'ya çok kızabilirler, öfkelenebilirler Filistinlere destek verdiği için ama İran konusunda Suriye'de özellikle farklı bir tercih var. O tercih Tel Aviv'den yana bu anlaşmanın nedeni de aslında Batı'nın Suriyeli muhaliflere özellikle Güney Cephesi'nde verdiği desteği kesmelerine karşılık Rusya'da İran'ın, İran unsurlarının Golan ve çevresinden uzaklaşmasını garanti etmişti. Bu garanti üzerine de sanırım bir de hava savunma sisteminde İsrail'e göz yuman, İsrail'i görmeyen bir e, yaklaşımda benimsenmişti. O devam ediyor. Haliyle burada e, Rusya'nın İran'la... E, Ukrayna'da da gelişen askeri ortaklığına rağmen böyle bir olası bir savaşta doğrudan bir müttefiklik ilişkisiyle hareket etmesi beklenmiyor ve tecrit dediğimiz dediğimiz şey aslında bu alanda da kendini gösterebilir İçeride en önemli başlıklardan birisi de olası bir savaş. içeride bütün dengeleri bozabilir. İçeride dediğim şey şu, muhalifler, rejim karşıtları işte son yıllarda çok ciddi meydan okuma gösterileri sayılabilecek şekilde böyle bir isyan dalgası yarattı. Bütün bunlar son dönemlerde hepimiz izledik. çok ciddi boyutlara ulaştı. Şimdi olası bir savaş halinde bu iç türbülansın tekrarlanması ve ciddi boyutlara ulaşması rejimi tehdit etmesi muhtemel. O yüzden de hani bunu dikkate alan bir değerlendirmede karşımıza çıkıyor. E tabii burada Azerbaycan gibi mesela Arap emirlikleri gibi herhangi bir yerin hedef alınması bu buradaki ülkelerin de ilişkileri ilişkilerini yani bu bu ülkelerle olan ilişkileri de fena halde bozacaktır. Şimdi Azerbaycan mesela işte epey zamandan beri İran'la gerilimler yaşıyor. Ama son dönemlerde birazcık daha yakınlaşma sağlandı. Bu gerilimler önemli çünkü Türkiye'nin de desteğiyle işte Ermenistan'a karşı Azerbaycan bir savaş kazandı, topraklarını geri aldı. Rayonlar işgal altındaydı, Karabağ vesaire de. Karabağ'da da hakimiyetini sağladı. Ermenilerin fiilen işte bağımsızlık ilan ettiği Karabağ'dan bahsediyoruz. Burada da kontrolü sağladı. Bundan sonra Zengezur Koridoru meselesi gündeme geldi malum. Yani Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz Ermenistan topraklarından da geçen Nahçıvan ve Azerbaycan arasında Ermenistan topraklarından geçen bir koridor öngörülmüştü. Zengezur Koridoru. İran bunu istemiyordu. Kafkas ile bağını koparacağı gerekçesiyle hatta çok tehditkar bir tutum sergilemişti ama son son zamanlarda e, gelen bilgilere bakılırsa şimdi Azerbaycan'da bu koridoru olmayacağını düşünerek e, biraz İran'ın tezlerine yakın bir duruş sergiliyor ve Aras koridoru alternatif olarak geliştiriliyor. Aras yani İran topraklarından Nahçıvan'la Azerbaycan arasında mevcut e, hattı e, hattın yerine daha geniş daha e, uluslararası şeyi olan bir koridordan bahsediyorlar vesaire. Şimdi bu ilişkiler hani yavaş yavaş rayına otururken bunları bozacak şekilde işte Bakü'deki Ermenistan diplomatik temsilcilerine bir misilleme yapmak doğrusu kara kara düşünmeye gerektirir İran açısından. Sanırım onlar da bunu düşünüyorlar. Bir başka bir şey daha var. Fiilen son zamanlarda özellikle bu Gazze'deki savaşa yok yok edici soykırım savaşına paralel olarak İran içerisinde de ciddi bir takım saldırılar gerçekleşti. IŞİD bir saldırı yapmıştı hatırlarsınız. Kirman'da 100 civarında insanın yaşamına neden olmuştu. E, Adil birkaç saldırı yaptı. İran bu e, Adil'in Pakistan tarafındaki üstlerine e, saldırı düzenlemişti. Sonra Ceşul Adil tekrar İran'da bir e, raskta saldırı gerçekleştirdi. 11 e, İran e, sınır muhafızını öldürmüştü vesaire. Şimdi e, çok konuşulmadı ama bu çarşamba günü, geçen çarşamba günü ee, Çağ Bahar ile Rasık da e, eş zamanlı olarak çok ciddi bir silahlı kalkışma e, yaşandı. Bu 168 kişi Ceyşül Adil'den e, işte a, böyle şeylerle yani nedir omuzdan atılan roket atarlarla vesaire, bazukalarla ve de ağır silahlarla e, karakollara saldırdı. Yaklaşık e, 17 saat sürdü bu çatışmalar. Bu çatışmalarda. İran güvenlik güçleri 10 kayıp verdi, Britanlar 18 kayıp vermişler, 44 kişi de yaralanmış. Yani sivilleri rehine alma durumları söz konusu oldu. Bazıları üzerindeki işte bomba yeleklerini patlatarak işte hem kendi yaşamlarına son vermiş, hem de insanları insanların yaşamına son vermiş. Böyle ciddi bir kalkışma var, Sünni militan bir grup. Bu grup son zamanlarda İran'a ciddi darbeler vurdu. Pakistan bağlantılı bir yapı. Belucistan bölgesinde tabi. Beluçlar arasında örgütleniyor. Ve de tabi İranlar bunu doğrudan Amerikan ve Siyonist komplonun bir parçası olarak teanandırıyorlar bütün yorumlar o yönde ve mesela İran medyası diyor ki terör saldırılarında emir Siyonist efendilerden geldi. Şimdi doğrudan Gazze'ye bağlayan bir şey var. Yani İran'ın Filistin'e desteğine karşılık işte bu milis yapılar vesaire sündi milis yapılarda İran'ın sınır hatlarında etnik fay hatlarında harekete geçiriliyor diyen bir yorum var. Bunlar e, bugünün meselesi değil ama bugün bunların böyle artması dikkat çekici bir şekilde biz de bunu hani not etme ve aktarma gereği duyuyoruz. E, biraz uzattım. E, yani tabii ki herkes merak ediyor. Yani bu misilleme olacak mı? Bu misilleme doğrudan İran'dan İsrail'in içine mi olacak yoksa çevrede herhangi bir Ülkenin, ülkede İran pardon yine İran'dan atılan herhangi bir ülkedeki İsrail elçiliği ya da konsolosluğuna mı olacak bu misilleme? Ya da bunların ötesinde ne bileyim işte pek çok yerde İsrail'in çıkarları var, hedefleri var. Oralara mı olacak, bilmiyoruz. Bugün yarın denen ya da bekletilen bir misillemeden söz ediyoruz. Bunun ne zaman olacağını ya da gerçekten olmayacağını bilemeyiz çünkü bu artık bir noktadan sonra papatya falına dönüyor ve dönüşüyor. Buradan şunu söyleyerek noktalamak istiyorum. Yani İran hem ulusal çıkarlarını ve de karşısındaki çok sayıda riski birlikte ele alıp yani daha pragmatik bir değerlendirme yapıyor. Bütün retorik işte çok böyle üst perdeden tehditlere rağmen stratejik akıl dediğimiz o şeyi yine bir yerde İran'daki temel değerlendirmelerde görüyoruz. Bunun ötesinde. Fakat işte bir de direniş ekseni karşısında kendi taahhütleri var. Orada bir itibarı var. Yani Filistin davasını, Kudüs günü bunun en önemli şeyidir. Simgeselleşmiş halidir. Buna ilişkin hem kendi halkına hem diriliş eksenin parçalarına sözü var, taahhüdü var ve bu taahhüdün gereğini yapması konusunda üzerinde bir baskı var. Bu da tabii İran'ı zor bir pozisyona sokuyor. Yani ulusal çıkarlar mı yoksa ideolojik tercihler mi? Buradan bir ikilemin oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu ikilemi yönetme konusunda böyle iyi kalibre edilmiş bir Misilleme ya da tepki çıkması gerekir. Bunun nasıl olacağını bilmiyoruz ama İran'ın her halükarda bazı öncelikleri olduğunu anlıyoruz. Bir Amerika ile savaş asla istenmiyor. Amerika'nın da dahil olacağı bir savaş asla istenmiyor. Amerika da bunu istemiyor. İsrail'in hani istediği Oyunu oynamak da İsrail'in tuzağına düşmek olarak değerlendiriliyor. Bu da var. Bunun ötesinde yani e, tabii ki İsrail'le hali hazırda devam eden bir savaş var zaten. Yani İran e, bu işin bir parçası. E, sonuçta Hizbullah'ı ve Filistin'deki grupları yıllardan beri destekliyor ve bu destek bugün işte oradaki direniş hattında bir silahlı mücadeleyi besliyor. O haliyle İsrail İsrail'de İran'a karşı sabotajlardı, suikastlardı ve çok sayıda böyle sayısız adını artık bilemediğimiz suikastlarla önemli bilim adamlarını da ortadan kaldıracak şekilde saldırılar düzenleniyor ve bu Devam ediyor. Bugünün sadece bugünün meselesi değil demek istedim. Bu suikast çok çarpıcı çünkü bir konsolosluğu hedef aldı. Bu konsolosluğun hedef alınması, İran'ın doğrudan saldırıya uğraması anlamına geliyor. Savaş nedeni sayılabilecek bir eylemdir. Bunun yanıtsız bırakılması İran açısından yani caydırıcılığın yok edilmesi ve devamının da gelmesi anlamına geliyor. O yüzden de son derece zor bir şey var. Bunu nasıl değerlendirecek derler ve bunu nasıl kalibre edecekler onu bilmiyoruz. Yani İran bir taraftan da işte Hamene'yi sonrasına hazırlanıyor. Hamene'yi yaşı ve sağlığı itibariyle e, artık e, bu dönem e, işte seçimler oldu, e, konsey belirlendi, 80 kişilik e, meclis belirlendi. Bu meclisin görevi hameniin yerine seçilecek e, kişiyi belirlemek. Böyle kritik bir dönem yaşarken e, daha böyle uluslararası ilişkilerde türbülans aramadan içeriği de böyle e, harekete geçirecek e, devrim karşıtı. E, rejim karşıtı yapılar hareket, harekete geçirecek bir e, zayıflık e, oluşturmadan, yaratmadan bu dönemi atlatmak istiyorlar. E, son derece pek çok faktörü içeren e, bir denklemden söz ediyoruz. Umarım e, aktarmış e, yani bütün bunları e, işte hani e, anlaşılı bir şekilde aktarmış e, olayım diye umuyorum sizlere bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Katkılarınız için abone olan, yorum yazan, mesaj atan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.